Bana bak Artie. Yaşın da tecrüben de bana ders vermeye uygun değil. Unutma sakın. Sen bu evin gelinisin. Size kıyasla çok genç olduğum doğrudur anne. Size suç atmayı da sizi sorgulamaya da hiç hakkım yok. Ama eğer olay benim kocamsa, olay onun gururu, haysiyeti ise sessiz kalmayacak. Sizi de sorgularım. Sorgulayacağım da. Siz de bana cevap vereceksiniz. Söyleyin anne. Tüm bunlar neden? Neden yaşa böyle adaletsiz davranıyorsunuz anne? Cevap verin. Lütfen konuşun. Her soruna cevap vermek zorunda olduğumu sanmıyorum. Hayır anne. Beni dinleyip sorularımı yanıtlamadan şuradan şuraya gidemezsin. Bugün cevap vereceksin. 30 yıl ellerinizle büyüttüğünüz bir tanecik oğlunuz birdenbire öylesine bir yabancı mı oldu? Bu mu tümü açıklaması? Neden anne? Yaşa neden böyle davrandığınızı söyleyin lütfen. Kimseyi kayırmıyorum. Neden anlamıyorsunuz? Israrla aynı şeyi söylüyorsunuz. Ben... Doğduğu anda annesinden koparılan oğluma kavuştum sadece. 30 yıl boyunca sokaklarda çürüdü benim güzel oğlum. Onun neşelenmesi için yapıyorum. Ne yapıyorsam o kadar. Zaten oğluma ait olanları ona geri veriyorsam bunda benim ne günahım var? Bunu neden ısrarla anlamıyorsunuz? Ya da anlamak istemiyorsunuz? Yanınız falan olduğu yok anne. Çocuğunuzu mutlu etmek veya ona hakkı olanı geri vermekte yanlış bir şey olduğunu söyleyen olmadı. Ama 30 yıl sevgiyle annelik ettiğiniz ve bu yaşa getirdiğiniz oğlunuzun elinden her şeyini almak doğru mu? Bu yanlış değil mi? Görmüyor musunuz? Bana doğruyu yanlışı öğretmek senin haddine değil. Size bir şey öğrettiğim yok. Sorduğum şey sadece daha ne kadar hatalarının üstünü örteceğiniz. Daha ne kadar yaptıklarını görmezden gelmeye devam edeceksiniz. Evet. Evet, görmezden geliyorum. Öyleyse tamam. Yarın eğer yaş sabrını yitirirse veya sırtını dönerse ve sessiz kalmazsa ne olacak? Veya öfkelenir de Akaş'a el kaldırırsa... Kaldıramaz. Yaş asla bunu yapamaz. Bana söz verdi. Akaş'a el kaldırmayacağına dair bana söz verdi. O yüzden yapmayacak. Ama yine de yaparsa... işte o zaman tüm dünya... üvey evladın kanının bozuk olduğunu görecek. Öyle bir şeye asla müsaade etmeyeceğim. Yeter anne. Ben cevabımı aldım. Senin sevgi anlayışında onu doğurmuş olmak 30 yıla bedel demek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.